Öyle bir gün otururken bir arkadaşım vardı, Tufan. Ona böyle bir şaka yaptım. Abi stüdyomu açsak falan diye. Tufan sonra şakayı gayet ciddiye aldı. You fine and foreign man. Hoşa geldik bir stüdyo ortamı olduğunu söyleyemeyeceğim galiba. Burada hani hikaye biraz şey, mesela işte zaten hani kapıdan geçenler bunun stüdyo olduğunu falan da anlamıyor, içeri bakanlar. Hani burası işte böyle hani profesyonel bir kayıt stüdyosu olduğu fikri biraz daha vakit geçirince artık anlaşılmaya başlıyor. O yüzden hani şey, biraz daha butik bir kafası var aslında yani. O yüzden hani böyle hani piyasada çok standart bir işte stüdyoculuk yeri dolduruyor gibi değil de daha farklı bir işte şey, bir prodüksiyon merkezi olarak kurguladık. Bir işin sadece kayıt aspektiyle ilgilenen bir ortam değil burası aslında. Burası kayıt aletine duyduğu heyecan kadar müzik aletine de heyecan duyuyor ve onlar bizim için önemli aslında. Burada her zaman bir üretim süreci olduğu için buraya ait bir tını yavaş yavaş oluşmaya başlıyor sanırım. Bu işte yakında çıkacak albümlerde falan da artık daha iyi anlayacağız bunun çerçevesini. There's a lion strong for a man. Her işin olduğu gibi kayıt işinde standartları var. Eğer standartlara bağlı kalırsan birçok yerde profesyonel bir şey çıkarabiliyorsun. Ama aslında işin altında yatan derinlik o standartların çok ötesinde. Ve bu stüdyonun kendi doğası aslında o yönde. Buraya gelen her şeyi kendi, her müzik, her müzikal projeyi kendi içindeki ulaşabileceği en iyi yere taşımak hani amacımız. O yüzden böyle hepsinin kendi dünyasında yolculuk ediyor oluyoruz. Hepsinin kendi müzikal aurasını yaşıyor oluyoruz. Cem Özel'in ikinci albümünü, bir de işte Can Güngör'ün ilk albümünü yapıyoruz aslında. Şey kayıtlarını ve hani şey, aynı zamanda işte prodüksiyon ve aranjmanlar anlamında da çalışıyoruz albümlerde. Şey, ikisi de aslında çok heyecanlandırıcı albümler. Bilmiyorum ama 1-2 ay içinde falan herhalde ikisi de son haline ulaşmış olur yani. Nasıl gerekiyor gibi gözüküyor. Evet. Yani istekleri önde ama. Evet. Life is life. Bayağıdır vardı. Yapmak istiyorduk çok. Bir ilk kere böyle bazı dönemlerde yükselip yapmaya çabaladık ama gerçekleştiremedik. Ta ki işte Offprint bizi bulana kadar. Offprint'le bir şekilde enerjilerimiz orada buluşunca, o desteği de görünce bir şekilde gerçek olabildi. Ve B-Sessions'ın olayı aslında şu an bulunduğumuz, bizim görevlerimiz stüdyoya her ay bir grup geliyor. Ve bir canlı performans gerçekleştiriyorlar. O canlı performans da video ve ses olarak kaydediliyor ve her ayın son haftasında yayınlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. A mood and a time.